Tamam. Bugün halledeceğim. Bir sorun mu var? Yok. Her zamanki güvenlik önlemleri. Sen neden geldin? Mecbur kaldım. Neden? Ne oldu? Mahalleye gidecekken kapıda Mert'e yakalandım. Mert geldi mi? Nerede şimdi? Muhasebeye gitti. Yolda Amerika'dan bahsetti. Seni gitmeye ikna etmemi istedi. Beni. İkimiz için de iyi olacağını söyledi. Hem ben senin yaşadığın yerleri görürmüşüm. Sen ne dedin? Olur dedim. Biz bu durumdayken nasıl olur dersin? Tamam, sakin ol. Gitmeyiz o zaman. Ben de zaten olmaz demiştim. Hiç komik değil. Benim seninle dünyanın bir ucuna gitmeyi kabul etmeyeceğimi tahmin etmen lazımdı. Söylediklerine inanmakla hata ettim yani. Bu da ilginç tabii. Demek bir kez de olsa inanayım dedim. Bekle. Birlikte çıkarız. Ama Yasemin'i görmem lazım. Evde buluşuruz. Tamam. Birlikte gideriz. Ya ben bütün gün burada kalmak istemiyorum. Peki, o zaman sen Leyla'yı gör, ondan sonra çıkarız. Rahatsız etmiyorum değil mi? Hayır, hayır Mert. Leyla'ya söyledim geldiğini, o da seni bekliyor. Tamam. Ben çıkayım. Bir kadının arkasından böyle bakacağını tahmin etmezdim doğrusu. Biz işimize dönelim. Tamam. Ama şu Amerika işini halledelim önce. Ortaklar haber bekliyor. Gel Demir. Merhabalar. Hayırdır? Bir sorun mu var? Yani sorun demeyelim de... Bill projenin Amerika ayağını çözmüş. Yani kurmuş. Ekip tamam. Hatta ekip çalışmaya başlamış bile. Ekibin tamamlandığını dün bana da söyledi. Demir, bizim ekipten birini istiyorlar. Yani onları brief edecek birini. Amerika. Nasıl ya? Beton muymuş? Uf. Ya bunca zamandır ayakta uyuyan ben miydim yani? Yok artık daha neler. Yoksa... Beton. Bana. Yok olmaz öyle şey. Nasıl öğrenirsin? Neredesin sen Beton? Niye dükkanı boş bırakıyorsun? Bak külahları değiştireceğiz ona göre. Tamam otur. Dikilme tepemde. Canım.
Canım ya, gelmen öyle sevindim ki. Seninle konuşmaya çok ihtiyacım vardı. Leyla, kötü bir şey yok değil mi? Yok, öyle değil de sadece kafam karışık biraz. Demir mi? Leyla'cığım, sana daha önce de söyledim. Ya Demir gerçekten çok iyi biri. Bence boşuna kaygılanıyorsun. Biliyorum. Ben de sürekli bunu kendime söyleyip duruyorum. Ama yanındayken... Bilmiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Her seferinde onu üzmeyi bir şekilde başarıyorum. Ne yapacağım ben Zehra? Canım, asıl önemli olan senin ne hissettiğin. Bilmiyorum. Yani Demir çok iyi biri. Düşünceli. Arkadaş olarak güven veriyor bana. Ne? Yani hoşlanıyorum demek bu kadar mı zor? Ha, söyleyene bak. Yani benimle ne ilgisi var ki? Sen de benim gibisin Zehra. Kendine bir bakar mısın? Bu yaşına kadar hiç aşık oldun mu? Seni seviyorum. Oldun mu? Benim karşıma öyle biri çıkmadı. Ama senin çıktı Leyla. Ömer, Kürşat Hoca aradı. Kıbrıs'a bekliyor, çok acilmiş. Mail de atmış, görmedin mi? Sorun ne? İhaleyle ilgili. Bu Kıbrıslı yetkililerle bir toplantı ayarlamış. Senin de orada olmanı istiyor. Ne zaman? Cuma günü. Yalnız Ömer mutlaka gitmen lazım. Eğer bu toplantıyı kaçırırsan ihaleye riske atarız. Senin de gelmen lazım. Tamam. Birlikte gideriz. Çıkarken asistanıma söyle, uçak biletlerini ayarlasın. Ben hallederim. Oteli de ayarlarım. Leyla'nın yanında mı hala? Bir yere mi gidiyordun? Yok, hayır. Leyla'nın işi varmış da daha fazla kalamadım yanında. Tamam, burada otur. Ne içersin? Bir şey içmeyeyim, sağ ol. İşin yoksa eve gidelim. Dosya bekliyorum. Şey mi söyleyeceksin? Hayır. Mert seanslara devam etmek istiyormuş. Evet,
Bana da söyledi. Peki sen ne dedin? Ne diyebilirim? Yani sorunu çözdüğümüzü söyleyebilirdin. Peki. Yarın birlikte söyleriz. Arabanız hazır Ömer Bey. İstediğiniz gibi tüm önlemleri aldık. Tamam, geliyoruz. Çıkalım mı? Sen dosya beklemiyor muydun? Yarın bakarım. Önemli değil. Evet, iki tane suite oda. Yalnız ikisi de aynı katta olacak. Tamam, bekliyorum. Teşekkürler. Mert'le görüştünüz mü Hilmi Bey? Nasıl geçti? Benimle oyun oynama Alev. Sınırlarımı zorluyorsun. Sizinle oyun oynanmayacağını gayet iyi biliyorum. Mert gelmedi. Mert'le görüşmek istiyorsanız biz cuma günü Ömer'le Kıbrıs'a gidiyoruz. Yani Mert yalnız olacak. İhale için mi? Evet. Ömer'in bu ihaleyi ne kadar çok istediğini biliyorsunuz. Gidemeyecek. Bir daha hiçbir yere gidemeyecek. Hızlan. Biz gittikten sonra istediğini yapabilirsin Hilmi Yılmaz. Ya onu da getirirse? Zehra'nın gelmesine engel olmam lazım. Neden şoför kullanıyorsun? Arabada çalışmak için. Ama önlem de aldırmışsın. Standart bir uygulama. Senede bir kere yapılır. Başka bir şey yok yani. Hayır. İyi misin? İyiyim, tamam. Biraz korktum sadece. Su iç biraz. Daha dikkatli kullan şu arabayı. Tamam Ömer Bey, kusura bakmayın. Ben yine iş getirdim ama. Önemli değil. Elimdeki de bitmek üzereydi zaten. Yarına kadar hallolur mu peki? Gece çalışırsam bitiririm. Peki. Ha, bir şey daha soracaktım sana. Sor tabii. Mevduat hesaplarını kredi başvurusunda teminata dönüştürmek için. Tamam. Ben bakarım onlara. Başka bir şey var mı? Yok, hepsi bu kadar. Peki. Nesi var acaba? Morali bozuk gibiydi.
Yok işte, yok. Hala neyi düşünüyorsun Demir? Yok. Hiçbir zamanda olmayacak. Bu adam da kader ruhundan hiç anlamıyor. Ne bir çiçek, ne bir hediye. Hiçbir şey yok. Anca mesaj atsın. Tamam, tamam git. Saf dirik. Çiçek gönderecek şimdi. Ne oldu? Niye geri döndün? Aa! Şaşkın seni. Sen de aşık mısın nesin? İnsan telefonunu unutur mu hiç? Mesaj falan gelir şimdi. Beton ya. Benden kaçar mı? Cevriye Hanım gelmedi mi? Hayır anne, işi olduğunu söyledi. Allah Allah. Sabahtan beri odasında. Bir şey mi var acaba? Bilmiyorum ki anne, ben de anlamadım. Yani notları okurken çok mutluydu. Sonra ne olduysa birden odasına kapandı. Bir daha da çıkmadı. Yazdıklarımızı mı sevmedi yoksa? Ama hani hiç kimse kötü bir şey yazmadı ki. Orası öyle. Hep mutlu edecek şeyler yazdık. Buyurun. Afiyet olsun. Sağ olun ablacığım. Afiyet olsun. Aa, Cevriye Hanım buyurun. Ay, yok sağ ol dönürüm. Ben bir su alıp odama gideceğim. Halacığım. Ne oldu, neyin var? Canına bir şey mi sıktı? Yok güzel gelinim. Biraz başım ağrıyor da. Ben size bir ağrı kesici vereyim. Yok sağ olasın, istemiyorum sağ ol. O zaman bir rezene çayı yapayım hemen. Rahatlatır. Yok, vallahi istemiyorum. Sol gideyim ben. Kesin bir şey var ama... Herkes çıktı. Çalışıyor musun hala? Evet, biraz daha işim vardı. Ben de çıkacağım birazdan. Evde tamamlayacağım dosyaları. Sabah biter değil mi? Hı hı, bitiririm. Bir şey mi oldu Demir? Yok, bir şey olmadı. İyisin değil mi? Bir sorun yok yani. Neden sordun Leyla? Merak ettim. Sanki sabahtan beri rahatsız gibisin. Sanki bir şey var da söylemiyor gibisin. Yok Leyla. Yoksa bana mı kızgınsın? Hani bu konuyla ilgili bir şey söylemeyecektin? Bir şey söylemiyorum ki zaten. Ama... Ne yapmamı istiyorsun benden? Sana ilgili davranıyorum, kaçıyorsun. Arkadaşça davrandığımda yanlış anlıyorsun. E şimdi de... Ya kusura bakma, biraz fazla ileri gittim galiba. Yo yo, haklısın. Neyse ben seni daha fazla meşgul etmeyeyim. Kolay gelsin. Kırdın kızı işte. Aferin Demir. Ya ben ne yapacağımı bilmiyorum ki artık. Ne yapayım ben?
Bekle. Buyur. Şimdi inebilirsin. Kapıdaki elemana söyle, evdekilere varlığını hissettirmesin. Söyledim, biliyorlar. En ufak bir şeyde de benim haberim olsun. Emredersiniz. Sabah 8'de burada olursun. Tamam beyefendi. Sabah daha kolay olacak. Her şey tamam. Nerede kaldı ki bunlar? Kim gelecekti ki? Salim'le Yasemin'i yemeğe davet ettim. Ne de olsa dünür sayılırız artık. Biz de bugüne bugün erkek eviyiz yani, değil mi? Demir Bey ne zaman gelecek Leyla? Arayı uzatma. Bir iki güne kadar çağır. Yani gelebilir mi bilmiyorum teyze. Bu aralar işler çok yoğun. Hatta ben çıkarken o hala çalışıyordu. Maşallah yani, çok çalışkan bir çocuk. Üstelik efendi, kibar. Daha da önemlisi dürüst. Velhasıl kelam, ben bir kusur bulamadım Leyla. Geldiler. Yine kaçtım. Ya şuradayken niye söylemedim ki? Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş geldiniz, buyurun. Nasılsın Leyla abla? İyiyim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk güzel kızım. Ben mesaiye kalmışsındır diye düşünmüştüm Leyla abla. Yok, eve getirdim işi. Evden çalışacağım bugün. Hadi hadi. Yemekleri soğutmayalım. Buyurun. Hadi şöyle buyurun. Oo. Her şey çok güzel olmuş abla. Eline sağlık. Niye bu kadar zahmet ettin? Biz yabancı mıyız? Ama lafı mı olur Salim? Televizyonda dizi seyrederken yapıverdim işte. Hadi buyurun, buyurun. Koray oğlum sen de öyle geç. Salim. Sağ ol abla. Koray oğlum, bol bol ye bakayım onlardan. Gece geç saatlere kadar aç kalıyorsun. Hadi bakayım. Tamam şükür. Leyla kızım, şu püreyi ben rica etsem. Yerimizi ayırttım. Ama uçakla ilgili bir sıkıntı çıktı. Son güne bıraktığımız için satış yapılamadı. Şirketi aradım ama yer. Özel uçakla gideriz. Ben de öyle düşündüm. Zaten şirketi aradım. Ellerinde bir tane VIP varmış. Yalnız uçakta sadece biz olmayacağız. Başka yolcular da olacak. Önemli değil. O zaman cuma sabahı gidip cumartesi akşamı dönüyoruz. Tamam. Gelsene. Alev, başka bir şey yoksa? Yok. Bir yere mi gidiyorsunuz? Evet, Kıbrıs'a gidiyoruz. İhale ile ilgili bir toplantı. Alev'le mi? Hı hı. Süreci o yönetiyor. Sen niye geldin? Yemeğe çağıracaktım. Tamam, gidelim. Aa, Salim. Dolma almamışsın, sen çok severdin. Getir tabağını. Sağ ol abla. Afiyet olsun. Yani bu yemeği organize etmemiş olsaydım
Koray'ın yüzünü göremeyecektik. Yavrum gecenin bir saatlerine kadar çalışıyor. Ben de öyle diyorum ama dinlemiyor abla. Valla Şükran teyze, ben hala işi öğreniyorum. Yani elim biraz yavaş. Hızlanırsın oğlum, hızlanırsın. Sen de bu azim, bu istek olduktan sonra. Kusura bakmazsınız, benim çalışmam gerekiyor. Müsaadenizi istesem. Tamam kızım, işine bak sen. Tatlı servisinde gelirim. Halam yemeğe de gelmedi. Nesi var anlamadım. Ben de sordum ama haysızım diye geçiştirdi. Bir sıkıntısı var ama çözemedi. Kendisine niye sormuyorsunuz? Konuştuk Mert, Zehra da konuştu ama bize hiçbir şey anlatmadı. Belki biraz ısrar etmeniz lazım söylemesi için. Ayşe'cim hiç bana bakma. Nihat bak, sabaha kadar uyuyamam, içim rahat etmez, hadi. Yahu önemli bir şey yoktur. Niye bu kadar ısrar ediyorsunuz anlamıyorum ki. Hadi gidip konuşalım, hadi gel. Nihat, hadi. Tamam, geliyorum. Yarın müsait misiniz? Şirkete gitmeden önce bir seans daha yapalım. Ne dersiniz? Olur. Kahvaltıdan sonra yaparız. Bu defa ödev yok mu? Hayır. Bu sefer birbirinizi anlayıp anlamadığınıza bakacağız. Birini gerçekten anlamak istiyorsanız onu çok iyi tanımak gerekiyor. Bakalım siz birbirinizi ne kadar iyi tanıyorsunuz? Ödev yok dedin ama en zor soruyla başladım bile. Kalkalım mı? Olur. Mert, görüşürüz. Bir saniye konuşabilir miyiz? Tabii. Sen çalışma odasında bekle, ben gelirim. Ne oldu Mert? Babam. Tuhaf ama aramadı. Bu iyi bir şey. Hiç sanmıyorum Ömer. Kesin bir planı vardır. Dikkatli olmamız gerekiyor. Yani Hilmi Yılmaz'ın sessizliği konuşmasından daha tehlikeli. Merak etme sen. Hiçbir şey yapamaz. Görüşürüz. Halacığım. Hala. Ne oldu, neyin var? İyi görünmüyorsun. Yok güzel kızım. Böyle biraz başım ağrıyordu. Emin misin? Eminim, eminim. Uzanırsam geçer. Halacığım sen böyle yapmazdın. Ne oldu? Biri bir şey mi dedi sana? Yok oğlum, kim ne diyecek Allah aşkına? Dedim ya, biraz başım ağrıyor benim. Tamam halacığım, sen dinlen. Yarın yine konuşalım ama kendini kötü hissedersen doktora gidelim, olur mu? Tamam. Nihat'cığım hadi biz çıkalım. Halam da dinlensin. Gitmek bilmiyorsunuz. Buraya ait değilsiniz. Bak en ağırı da bu. Haklı tabii. Misafir sen misafirliğini bil demek istiyor. Ay, 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 ay. En iyisi güzelce eşyaları hazırlayıp gitmek. Bekle dedi ki.
Neden buraya geldik? Mert'i duymadın mı? Yarın seans var, çalışmamız lazım. Çalıştık ya, yetmez mi? Hayır, yetmez. Çünkü ben hala senin hakkında bir şey bilmiyorum. Normal değil mi? Zehra Kervancıoğlu'nun ailesi de, anıları da yok nasılsa. Diğerlerinin hepsini yazdım zaten. Sormamı ister misin? Aslında bunların hiçbirine gerek yok. Yani ben birçok şeyi hatırlıyorum. En sevdiğin öğretmenim Selma Toy. En sevdiğim film Selvi Boylu Mal Yazmalım. Portakallı kek favorim. Bir işi yarım bırakmayı hiç sevmiyorsun. Beklemeyi ve bekletilmeyi onu da hiç sevmiyorsun. Ama bunların hepsi testte var mıydı? Hayır. Birçoğu benim kendi gözlemim. Ama bunlar yeterli değil. Burada birini gerçekten tanımak için hayallerini ve korkularını bilmeniz gerekiyor diyor. Bence doğru. Sen kendinle baş başa kaldığında neler düşünüyorsun? Yani bunları bilirsem biraz da olsun seni tanımış olurum. Ama bizim bunu yarına kadar bitirmemiz mümkün değil. Ne kadarını başarabilirsek, geri kalan da zaman. Ama saat çok geç oldu. Biz bence uyku bastırmadan başlayalım. En çok neden korkarsın? Yani karanlıktan, bunu biliyorum. Yanlış anlaşılmaktan. Sevdiklerimin kalbini kırmaktan. Evet. Bazen istemesek de kırabiliyoruz. Sence aşk nedir? Nasıl? Yani nereden çıktı ki bu soru? Ne işimize yarayacak? Burada testte sormuşlar. Bilmiyorum. Yani daha önce hiç aşık olmadım.
Peki sence? Hani sorarsa diye. Bence saçmalık. Ben aşka inanmıyorum. Mesaj atsam. Aa, Leyla. Sen daha yatmadın mı Leyla? Sen miydin teyze? Kim olacak başka? Ha, çalışıyorum ya, dalmış. O daldığın yerden bir türlü çıkamadın Leyla. Bütün gece ağzını bıçak açmadı. Neyin var kuzum? Teyze, yarına yetiştirmem gereken dosyalar var. Onun için. Biliyorum, anlıyorum. Eğer aklına takılan başka bir şey varsa bırak artık sonrasını düşünmeyi diyorum. Ben her zaman senin yanındayım, arkandayım kızım. Biliyorum teyzeciğim. İyi ki varsın. En sevdiğin renk neydi? Hepsi. Ama en çok mavi. Papatya'ydı değil mi? Neden uyandırmadın? Uyandırsam mıydım? Tabii ki. Yani uyandırman gerekiyordu. Tamam. Bir dahakine uyandırırım. Çok geç oldu. Uykum geldi benim. Odaya gidiyorum. Arkadaşlar. Başlayalım mı? Buyurun. Şimdi size birkaç sorum olacak.
Ama aynı anda cevap vereceksiniz. Zehra'nın en sevdiği renk. Mavi. Mavi. En sevdiği çiçek. Papatya. Kır çiçeği. Sonuçta papatya da bir kır çiçeği. Peki. Ömer'in en sevdiği renk. Siyah. Aranızdaki uyumun farkında mısınız? Zehra, Ömer'e neden aşık oldun? Ben bu sorunun cevabını biliyorum. Ama ben Zehra'dan duymak istiyorum. İlk karşılaşmamızda kim olduğunu bilmiyordum. Hatta ikincisinde de. Kader tuhaf bir biçimde bir araya getirdi bizi. Neden diye sorulduğunda aşk cevabı olmayan bir soru gibi. Nedenini bilmediğimiz, belki de hiçbir zaman bilemeyeceğimiz. Ömer. Aşk. Cevabını bilmediğin, hatta reddettiğin sorunun bir gün cevabıyla birlikte karşında durması. Evet. Yani herkesin bir cevabı var. Bir gün senin de karşına aşık olduğun biri çıktığında senin de bir cevabın olacak. Ama sana özel. Evet. Testimiz bitmiştir. Yalnız size tavsiyem, bundan sonra birbirinizi daha fazla dinlemelisiniz arkadaşlar. Demek koçluk buraya kadarmış Mert. Aynen öyle. Benim çıkmam lazım şimdi. Şirkette görüşürüz. Bitti. Evet bitti. Ama ben de bittim yani. Ya bir pot kıracağım diye ödüm koptu. Bence gayet iyiydi. Neyse. Ben Yasemin'in yanına gideceğim. Dün de gidemedim. Ben bırakırım sizi. Gerek yok. Şoför mahallenin yerini bilmesin. Daha iyi. Tamam. O zaman telefonun açık kalsın. Tamam.
kahvaltılık getirdim. Eline sağlık. Bir tane. Dur ben alayım. Koray. Sana bir şey söyleyeceğim. Evet, söyle Yasemin. Ben iş buldum. Nereden çıktı şimdi bu? Olmaz Yasemin. Senin sınava hazırlanman lazım. Hem ustam böyle bir şeye izin vermez. Ya işi evden yapacağım. Yani derslerime engel olmayacak. Sana katkım olsun diye. Ya Yasemin olmaz. Ya neden olmasın? Lütfen Koray. Sen şimdilik babama bir şey söyleme. Ben sonra konuşurum onunla. Ablam arıyor. Alo. Efendim abla. Tamam, geliyorum birazdan. Baba, ablam yoldaymış, eve geliyor. Ben de gidiyorum. Bekle kızım, beraber gidelim. Evlat, geliyorum ben birazdan. Tamam. Mert nerede? Daha gelmedi, bekliyorum. Birlikte olmamalılar. Mert Bey çık değil Bey, merak etmeyin. Şimdi geliyor. Bugün bitir bu işi. Tamam, tamam Emin Bey. Şirkete gidiyoruz. Emredersiniz. Nerede bu beton ya? Böyle de hiç yapmazdı ki. Cevap da yok. Ben seni nasıl bulacağımı biliyorum. Bugün buluşalım mı? Cevap da vermiyor. Söylediklerim mi duydu acaba? Uygunsanız hemen buluşalım. Buluşalım bakalım. Aa, hiç dokunmamış bile. Evet Hediye abla. Aç değilim dedi. Ayşe'cim. Ben gerçekten korkmaya başladım yalnız. Bak kaç öğün geçti üzerinden, hala yemiyor. Ya doktora gidelim mi dedim ama onu da istemedi. Nesi var acaba? Cevriye Hanım hastalıkla bu hale gelecek bir kadın değil. Acaba biri kalbini mi kırdı? Bana da öyle geliyor Hediye abla. Ne olmuş olabilir ki? Ya içinde tutan bir kadın da değil sonuçta. Evet öyle. Neyse. Sen kendini üzme güzel kızım. Nasıl olsa öğrenirsin. İnşallah Hediye ablacığım.
Hanım beni görünce ne yapacaksınız Beton Bey? Aman başıma musallat etmeyeyim şunları. Babacığım çayını doldurayım mı? Yok kızım istemem sağ ol. Babacığım Koray nasıl oldu? Toparlandı mı? İyi maşallah daha iyi. Ama arada sırada kontrol etmek lazım ne olur ne olmaz. Tamam baba. Kızım ben atölyeye gideceğim. İşe gideceksen beraber çıkalım. Tamam babacığım. Kızım sen de ev işi falan yapma dersine bak tamam. Tamam baba. Ben sonra yine gelirim konuşuruz tamam mı ablacığım? Tamam abla. Görüşürüz. Hadi görüşürüz canım. We'll be right back.